koyacak yakıyor. Bak, bu kadar daha güzel. Saldıkça büyüyor bunu. Saldıkça büyüyor. Tabii izleyicilerimiz bilmiyor da teknedeki bütün takımları Alp hocamız evet. yapmış. Alp hocamız 3'te 3 yaptı. Tabii buradan buradan itiraz var. Tutan oltaları kendine yaptı. Yani bütün sesini almıştır yani. Evet, güzel. İstanbul'dan mıydı Tuğkan hocam? Coşkun Hocam İstanbul'dan geldi, artık İzmirli. Tamam, transfer oldunuz. Ara sezonda mı? Aynen öyle, hocalar transfer. Hadi bakalım. Şartı bağlı benim. İzmir'de çok balık var diye mi kandırdılar, ne yaptılar? Hepsi daha iyi. Ooo, Tuğkan Hocam olsun, bazen öyle oluyor. Duble yapmak üzereyiz. Tuğkan Hocam çekiyor, Alp Hocam çekiyor. Coşkun Hocam da oradan bakıyor, kontrol ediyor. Hocam da. Bakalım o ikisi de küçük, kale gözlerinin ikisi de küçük. Evet. İki birey de küçük. Onları hemen incitmeden salıyoruz. Çok uzağa da atmıyoruz, martılara yemamız. Evet, o şekilde. Tuğkan Hocam onu da hemen incitmeden salıveriyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Küçük balık olmazsa büyük balık hiç tabii, olmaz. Tabii, tabii. Sürdürülebilir avcılık için küçük balıkları ürememiş bireyleri nasıl mutlaka salmamız lazım. Alp Hocam gene bir şey çekiyor. Hoş yok. Maşallah. Geldi işte. Dedesi bu dedesi. Ölçeceğiz. Deminden beri ölçmüyorduk. Bu kadar ölçeceğiz. Şuraya bir yatıralım bakalım. Buradan alırsak 20 ton. Buradan alırsak 20-25 santim. Yani o civarda. Aa, burayı alıp göstereceğim. Hareket yok burada. Spor olur. Hareket yoksa Atabey falan da olabilir. Bakın. Dikkatli olun o balığı elinize alırken. Yok, küçük kare gözmüş. Yani. Küçük kare. Tamam. Zaten. Salalım mı? Tabii canım. Alamaz, alamaz. Onun için diyorum ya. Yavaşça kenardan bırakacağız. Hepsi bak onun peşine koşturuyor ama. Aldı. Aldı orada götürdü. Ay Allah. Sağlık olsun. Ama demek ki evet. Durgun yemiş ya. Olabilir. Hocam martıların yavru olduğunu nasıl anladınız? Renkleri çünkü gri. Erkek dişi ayrımını biliyor musunuz nasıl? Erkek dişi ayrımını bilmiyorum. Dudaklarında ruj olanları yani kırmızı belek olanların erkek olduğunu söylüyorlar. Siz de hadi bakalım. Bir dayanamıyorsunuz. Bir küçük karagöz gelince sizi hemen yakalıyorsunuz bir küçük karagöz. Salıyoruz hemen. Ama bu sefer dikkatli salıyoruz tabii hemen kenardan. Ama saldıra saldıra artık. Hemen balıklar da gelmez oldu yani. Tamam. Orada yavaş yavaş martılar gelmedi bile. Fark etmediler bile. Yani Alp hocam siz olmasanız tekne balık göremeyecekti bugün. Arkadaşlar. Yani bakın. Ekibin medar iftarı yani. Arka cebinde şu vardı bakın. Mesela şöyle bir hediyemiz var. Teknenin en iyi balıkçısına böyle bir hediyemiz olacak ona göre. Ama o zaman bence en kötü balıkçıya verin onu. En iyiler belli oluyor. En büyük balıktan ya da kalmaktan bu hediyemizi alacak ona göre. Coşkun Hocam ne diyorsunuz bu konuda? İddialı mısınız? Ben gözleme sapmasın. Coşkun Hocam gözleme sapmasın. Avrupa Birliği'nden gönderdiler. Zaten böyle bir şey tahmin etmiştim. Çünkü ilk kalkıştan sonra şey oldu. Hareketleri kesildi değil mi? Tuval Hocam beni gördükten sonra atağa geçti. Hadi bakalım. Bakıyorum.
Biliyor musun hocam? Kaçtı, kaçtı hocam ya. Bak ya gidiyor, gördün mü ya? Geldi iki tane. Ooo, maşallah. Bir, bir kurşundan tutar mısınız? İzleyicilerimize göstereyim onu. Bir erkek mercan diyoruz. Biz bunun yani patlak göz kırma mercanı diyoruz. Hadi bakın, iki tane de bana geliyor. Allah, evet. Maşallah. Bir dakika, bir dakika. Hocam, hangi yeme atlamış? hırsıza gelmiş. Hocam mercan yakaladı. Aynı mercan bu. Gerçekten mercan bak. Nasıl? Kafa mı atladı? Mercan efendim. Acayip. Mercanın kendisi. Evet. Evet. Kırmızı mercan yakalamak için. Bunu sandı zaten geliyor. Evet. Tebrik edebiliriz. Sağ olun. Aman hocam martılar yemesin. Yavaş yavaş. Coşkun hocam geliyor mu diyorsunuz? Ama o da erkek mercan güzel güzel çünkü yemesi çok güzel olur. Çıtır çıtır. Dişlerini istiyoruz ama. Pembelerinden istiyoruz. Pembelerinden. Evet güzel güzel güzel. Ben yardımcı olacağım. Kafasına yakıt istiyorsunuz. İğneyi de girişinin tam tersine doğru şey yaptık. Evet evet. Tamam, şimdi iğneyi görebiliyor musunuz? Evet, tam tersi istikamete şey yaptık. Evet, aynen öyle. Çünkü böyle kovaya. Evet. Tebrik ederiz hocam. Kazamız bu. Ama bu iki. Evet. Tabii, beleyi duyan nasıl bir yer oldu? Ooo. Adil hocam, hemen salıyoruz onu hocam. Ama saldırıyorsunuz sonra ya. Eyvah olsun. Bak, hiç atılmaz mı? Salınmaz ama. Bu Adil Hoca'nın karagözünü de yiyelim ya. Yok, olmaz. Onu salacağız. Olmaz. Şaka yapıyorsunuz, ben biliyorum ama olsun. Ağzı çok patlan. Aman, yavaş yavaş. Hemen oradan, hemen salıyorsunuz oradan. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Sayın kaptanım bir şeyler kaptan, çekiyor. Kaptan onu oraya uğraşırken kaçırdı bir şey. Yok, kaçan balık büyük oluyor. Balık balık alamadım ona bakacaktım. Bir şey karıştırdı oraya. Süper. Tamam. Birileri karıştırmış gitmiş. Ya, evet, aynen öyle oldu. Nasıl? Balık soru öldürüyor diye. Çapkayı duyan çekiyor ortaya. Çapkayı duyan çekiyor. Yeminde yememiş yani. Usta işini yaptırmış. Bakın yemin ucu sarkıyor ya orada şimdi hocam elinizde. Gösterir misiniz bize bir? Şimdi o sarkıyor. Uygun değil. Oradan tutun. Balık yemi kurtarabiliyor. İğneye tamamen savrulu olacak. İğnenin ucu boydan boya geçmiş olacak. Değerli gibi. Hadi İyi yaptırın sütü. Hocam bu büyük bir şey dedi. Arkasından da bu böyle gitti derken Doğan hocam gene hadi gene. Hadi bakalım. İzmir'e hadi bakayım balıkçı. Sen nerede geziyorsun Tuğkan? Aşağıda mı? Hocam ben bile meraklandım. Öyle bir bakıyorsunuz ki. Ooo babası. Erkek mercanın. Evet süper dedesi. Evet iki tane küçük pangeri geldi. Biz hemen salıyoruz bir tanesini. Öbürünü de hemen salacağız. Evet tutuyor mu? Aman tamam hocam. Tamam. Hocam diyor ki başkasının altısını yakalamadın. Sen yakaladın en büyük balıksın ama karagözmüş. Karagöz. Evet, 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 evet. Bu nasıl? Onu salacağız gibi görünüyor. Yok yerini ya. Şaka yapıyorsunuz. O tuttuğunuz bir karış karagözden sonra buna ayıp olur. Bak martılar bile güldü. Karar verin. Salıyoruz yavaşça kenardan ama martılar yemesin. Yok martılar bir karış vardı o ya. Sevgili Yaban TV izleyicileri. Cem Kaptan'ın gününde bir maceranın daha sonuna geldik. Bugün 2 Şubat 2013 Cumartesi. Öğleden sonra balığa gittik ama hava istediğimiz gibi olmadı. Çok esti. Lodos'tan güneyden esti. Mecburen istediğimiz yerde avlanamadık. Başka bir yere gittik. Kuytu'ya geçtik. Kuytu'da
Karagöz, İzmarit, erkek mercan çoğunlukla tuttuk. Birkaç tane fangiri mercan aldık ama onları saldık. Küçük karagözleri saldık. Önce misafirlerimizi tanıyalım. Alp hocam, İzmir'den. 950 Üniversitesi, Erkut. Daha önce de gelmişti. Hocam ilk defa geliyor. Coşkun hocam İstanbul'dan geldi. Bundan sonra da İzmirler'de göreceğiz herhalde. Öyle diyoruz. Transfer edin. Tuğhan Bey, tabii ki böyle tanıyamadınız sizi. Saçları biraz daha. Evet. Rüzgardan. Ama güzel bir performans sergiledi. Teşekkür ederim. Adil hocam çok adil davrandı. Balıkları hep besledi. Sağ olsun. Yani bugün balıkları ben tuttum. Ama gene de güzeldi. Tabii ki günün en iyi balıklarını size sorayım, kim tuttu? Ben tuttum tabii. Yani. Alp hocam tuttu. Yani şaşırttınız beni abi. Alp hocamız tuttu. Onun için günün şanslısı olarak hediyemizi ona ikram ediyoruz. Çok hocam renk kattınız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Rem kaptan inşallah. Bir dahaki turda da gene sizden bekleriz ama Adil hocam kötü kötü bakıyor. Şimdi güzel hediyeleri bize vereceksiniz. Coşkun hocama şöyle İstanbul'dan gelmiş. Teşekkürler. Ona bizim Mor Dağı'mızın güzel nergizlerinden bir demet. Adil hocama da bu kadar. Teselli ikram. Teselli ikram yani. Teşekkür ederim. Doğan hocam sana da ayarınızı düşün. Sen edin düşün. Sana kanaman raporlarını hediyeyim. Beğen bundan bir tanesini. Gayet keyifli bir gün geçirdik. Şimdi en güzel yerine geldik. Tuttuğumuz balıkları yiyeceğiz. Tabii ki bu balıklar yağda kızartacağız. Yiyebildiğimiz hormonsuz belki de tek gıda kaldı denizdeki bu balıklar. Yabanda kalın, hoşça kalın. Olcu Hanım'ın oltasına öyle bir balık gelecek ki olta yamulacak. Daha önce tutturur mu öyle bir balık? İnşallah bugün. Gelecek vallahi. Ya gelecek ya gelecek bu balık. Başka çaresi yok. Evet, oğlusuna geldim abi. Çağım en büyük balık. Erdem Bey, siz ne diyorsunuz bu konuda? Sabırla bekliyoruz abi, sabırla bekliyoruz. Nasip. Evet. Manzara çok güzel ama manzara karın doyurmuyor arkadaşlar. Hem balık hem manzara. Evet, tavaya girmiyor manzara. Arkadaki iki ışık gırgırların ışığı tavaya karşı sardılar ve bekliyorlar. Gırgırlar sardalya avlamak için oluyorlar. Biz de sardalyayı avlamak için kullanıyoruz. Evet, sardalyayı yemek için kullanıyoruz. Çok değişik bir hava oldu. Wow. Evet, hey. En sonunda ilk balığımız Ernur Bey'le. Bir mavi izmarit, Melina diyoruz. Melina. Gökçe balık diyoruz, değişik değişik isimleri var. Melina. Ada izmarit derler. Evet, bugünkü ödülümüz bu gördüğünüz şapka. Bakalım ödülü kim kapacak? Ben bu balığı bırakıyorum geriye. Hadi öyle olsun bugün. İlk balığımız. İlk balığımızı saldık. Arkadaşlarını çağırdım. Arkadaşlarını çağıracak. Ödül konusunda ne diyorsunuz? İddia kim, kim daha çok iddialı? En büyük balığı tutan mı alacak? Şimdi siz karar vereceğiz. Ben kalamar ortası takmadığım müddetçe en büyük balık tutanın oluyor. Ya da öbür türlü kalamar tutanın oluyor. Biliyorsunuz tamam. Biz kalamar avcısıyız. Tamam. O size kalmış. O zaman kalamar tutan diyelim. Kalamar tutamıyorsak bugün en büyük balık tutanız. Evet. İddialı mısınız? İddialıyım. Tamam. Çok abi, acayip iddialıyım ben. Hadi rast gel. Bayrakta yüzüme geliyor. Acısını doğru söylüyor.
Ben şu kalamar rapalasını bir alayım. Hah, şimdi iddia esas şimdi başlıyor. Heyecan da başladı. Tamam, kalamar oltasıyla başlıyor. Evet, kalamar oltasını takımımızın üstündeki buradan diye takıyoruz direkt. Burnundan. Buradan diye klipsi buradan diye klipsi kapattık ve tam takımı seyircilerimize gösterirsek ortada iğnenin birini de yemiyor. Onu da takıyoruz. Şu anda sünnet kullanıyoruz. Bunu da ben yemeyeyim. Hadi bakalım. Geliyor mu? Anlayamadım. Seninkine de kalamar rapalısı takalım, kalamar oltası takalım ki... Şanslar eşit olsun. Sonra yok benim kalamar oltam yoktu. Yok, ben rapalısız da tutarım. Ooo kopez, güzel bir kopez geldi. Ben tuttum. Güzel. Evet. Boynumuz tutulacak aşağı bakarken. Evet, çattı. Evet, karagöz görünür. Karagöz değil, ıskatacağı ama güzel. Bu et de güzel olur. Evet, güneş doğdu doğacak. Biz daha hala bekliyoruz. Verimli bir av gitmiyor şu anda. Ama balık buluşları attı. Balıkları besleme moduna geçtik. Balıkları besliyoruz şu anda. Yaklaşık 45 dakika daha bu avlamda kalacağız. Güneş doğduktan sonra o kadar süre yapıyor. Ondan sonra çok küçük balıklar geliyor burada. Onun için yer değiştireceğiz. Aslında senin şapkana yarışmak lazım. Şapkın köpek balığı avlamak. Olacağını benim şapkana yarışmak. Valla o altı evet. Bunu çekseydim biraz önce ben. Evet, demek bir şey vardı. Bu normal 17-18 santim gibi görünüyor. Doğaya geri bırakıyoruz. Bize göre hedef balığımızdan küçük. Evet. Şimdi avlak değiştirdik. Yeni avlağımıza geldik. İlk oltalarımızı attık. Bana bir tane geliyor, bir tane de Olca Hanım'a geliyor. Hadi bakalım. Bakalım. Sonra geliyor. Daha yavaş çekin de ne olur lan. Bakın ben yavaş yavaş çekin. Balık da kendisi çekiyor. Yani çok iyi bir balık değil ama genelde bir karışlık bir balık var bende. Gönlemsi mi acaba? Acaba? Her canavar. Maşallah. Evet. Balık dediğin evet. Budur. Bir de yine bir ölçüm yapalım. Sanırım 24 santim falan yakın mı? Yok. Maşallah. Tabii. Evet, şuradan kuyrukta varsa 25 santim lazım. Maşallah, Allah düşürür. Aynen pul gibiymiştir. Evet, ama ben bu balıklara diyorum ki, Cansu Hanım'a gidin. Bu balıklar ısrarla bana gelmeye devam edin. Böyle olursa olmaz arkadaşlar. Misafirlere de gitmenin lazım, tamam? Hadi bakalım. Tamam, anlaştınız mı? Anlaştık. Bu mu daha büyük ya? Bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz yaşınızı. Çekmeye mi aşağı doğru sizi? Hah şimdi vuruyor. Yukarı doğru yüzüyordur belki. Evet o yukarı zaman bu yüzüyor. Bir mercan. Pembe. Baba mercan. Şapka gidiyor. Şapkayı Olca Hanım alıyor. En sonunda balıklar dinledi ve Olca Hanım'a gitmeye başladılar. Hadi bakalım. Bir de kalamarlar başlasın. Evet ya bir de kalamar. Evet çaktı bakın çaktı nasıl bakıyor ya çaktı. Evet. Vallahi çok güzel. O zaman bize bana bakın. Bu da pembe. Hey! Oo! Hangisi daha büyük bilemedi. Aynur baksana. Bu daha büyük evet. Çok güzel ya. Evet. Bu ne? Prenses. Bu ne? Aa, Aynur Bey. İnanmıyorum. Duble yaptık. Tamam, ben bunu geri bırakırım. Evet. Ölçelim ondan sonra bırakalım. Tamam. Doğaya geri bırakıyoruz. Yavaşça salıyoruz. Atmadan ileride evet. Hadi güle güle. Büyü de gel. Burada büyük var. He, burada daha büyüğü var bunun.
Bende de geliyor. İyi, hadi bakalım kaya dümle yapıyoruz. Necmi abi, döy sesimizi. Seni izlemek istiyoruz hala. Kulakların içinde. Bak, kulakların içinde attık. Hey. Güzel bir izmarit. İzmarit yenecek bir boya ama bakalım bir de buradan ne çıkacak. Evet, sıra Yarnur Bey'e geldi herhalde. Ama hala en büyük balık... Balık çok yok, olacağını da. Ben klasman dışıyım ben. Orada tuttu, mercan güzeldi. Bu nasıl geliyor? Kafa attı mı? Parladı. Parladı, parladı. İyi, hadi bakalım. Bu pembeye benzemiyor ama... Aha! Şaka, şaka. Şu yanaklara bakın, pembeliğe bakın. Pembe, pembe, pembe. Al yanaklım benim, al yanaklım. Geldi, geldi, geldi. Olacağın olsun, ben yardımcı olayım. Şimdi izleyicilerimize balığımızı gösterelim. Yanur Bey, bu iyi geliyor dedi. Yanur Bey ayağa kalktı. Yanur Bey heyecan yaptı, aşağı bakıyor. Yok, yok. Aldık ya da mı çıkıyor? Çıktıdır o da. Evet. Yarın öyle çıplacı oldu. Başımda çıplacı kesildi. Olca. evet. Onu da bir resim daha ister ama. TV izleyicileri, Cem Kaptan'ın gününde bir programın daha sonuna geldik. Bugün iki arkadaşımız misafirdi, İzmir'den gelmişlerdi. Ernur Bey ve Olcu Hanım. İki yer değiştirdik ya da iki tane avlak denedik diyeyim. İlk avlağımızda beklediğimiz verimi alamadık, ikinci avlağımıza gittik. İkinci avlağımız bence gayet verimli geçti. Gayet iyiydi. Mercan, siz ne diyorsunuz? Aynen. Evet. Şimdi hem biraz sizin duygularınızı alalım, hem muhabbet edelim, tamam. Hem bir de günün en iyi balığını kim tuttu o konuda kendi aramızda bir anlaşalım. Ona göre de tamam. Hediyemizi verelim. Tamam. Bizim için büyük keyif balık tutmak yani her zamanki gibi. Sizinle de pek çok defa balığa çıktık. Sonuncusunda da en güzel balıkları aldık herhalde. Valla çok güzel balık aldık. Keyifli. Yaklaşık 3 saat kadar denizde kaldık. Çok kalmadık. Ama yani limitli dolduruyorduk diyeceğim ama tabii üçümüz ancak bir kişinin limitini doldurduk diyebilirim. Havamız biraz sert deyince erken döndük. Sizce en güzel balığı, en iyi balığı kim çekti? İkinizin arasında yarış vardı. Olacak. Evet. Mercan'ı ben tuttum. Şimdi günün şanslısı Olcu Hanım en iri mercanı o tuttu. Onun için hediyemizi Olcu Hanım'a veriyoruz. Günümüze renk kattığınız için ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ayrıca bizim buranın özel bir şeyi Nergis duymuşuzdur. Nergis Osa efsanesinin başlangıç yeri Mordan'dır. Onun Nergis'in gözyaşlarından oluşan çiçek bu en iyi kokuyu burada Mordan'da veriyor. Burada Mordan'ın en sevdiği çiçektir bu arada. Bakın şimdi burada iki cinsi var. Şu doğalı. Evet. Bu da çok kültürü. Katlı. Evet. Şey, kat kat kültürü. Doğalını bunu hiç görmemiştim. Teşekkürler. Size veriyoruz. Hoşçakalınız. Hep yabanda kalınız.